Evet şimdi İhsan'a verelim. Sözü. Evet özetle Merve'nin yazılmasına ben çok şaşırmadım. Evet. Merve açısından da herhangi e, yanlış bir şey bulmuyorum. Kız eğer bittim diyorsa, yarışmadan gitmeyi göz aldıysa pota ismin çıkmasına, arkadaşlarına buna destek olmasına hiçbir sakınca görmüyorum. Buyursunlar. Ee, Valla şaşırdım. <laughs> ee, Merve isminin ben çıkmasına şaşırdım. Abi. Ondan sonra 4 Merve'nin yanına iki tane e, Ertuğ çıkmasına da şaşırdım. <laughs> ben de ona da şaşırdım abi. Evet, amaç <laughs> iyi yarışmacı yazmak mı onu anlamadım. Ne olduğunu anlamadım orada. Eee bir yandan Merve'ye kızıyorum. Ay şey olmuş olabilir mi mesela? Şimdi bu arada Ertuğ yazan Aziz ve Merve. Bir tanesi evet. Merve zaten Ertuğ yazan. Tamam. Acaba Aziz hani Merve'den Ertuğ yazacağını öğrenip bir tane de ben atayım belki bir yerden başka bir tane <laughs> daha gelir falan gibi bir matematiğe düşmüş olabilir, olabilir mi? tartıştılar çünkü akşam. Aha. Yani bir yanım Merve kızıyor bir yanımda diyorum ki yani e, adalet duygusu varsa içerisinde hani en azından bir başkasının yazılmasındansa benim ismim çıksın demesi de bir yandan güzel. Niye? Çünkü evet e, mental çöküş yaşıyor. E, <laughs> Mentalite problemleri var. <laughs> mental olarak orada sağlıklı durmuyor. Biz de çok kullanalım kelimeyi. Ya Şimdi şöyle. Merve demiş ki bir arkadaşımın ismi çıkacağına benim ismim çıksın. Ben elenmeye de okuyayım demiş. Ben buradan onu anladım. Yani elenmeye okuyayım şuradan anlıyorum. Bakıyorum mücadelesini yapıyor. Sayısını alıyor. E, mücadele etmiyor değil. Yani Survivor'dan kopmuş değil. Survivor'ın içerisinde ama benim isim yazılsın. Elenirsem de az üzülürüm gibi bir hava hissediyorum şu an Merve'de. Ee, ama onun elinde olan bir şey değil. Onu belki sevenleri, eşi, dostu. Çünkü ben çok hikaye biliyorum Survivor'da. Zamanında şampiyon Cemalcan bıraktı. Direkten döndü, iş direkten döndü. Bırakmıştı yani. Cemalcan diye birini hatırlayacaktı biz. Ama şampiyon oldu Survivor'da. Yani onun sevenleri, oradaki arkadaşları, hatta Acun abi, oradaki prodüksiyon herkes Yardımcı oldu. Geri döndü. Bunu birkaç kere sende dedi, yaptı. En sonunda şampiyon olarak bitirdi. Bu bir şey örnek. Bunun gibi birçok örnek vardır. Bize yansıyan yansımayan. Çünkü Survivor zor bir yer. Ama işte bir tarafım da çok kızıyor. O tarafım da şu. Şimdi ben seçmelerde de biraz işin içinde bulunduğum için... Sevgili Murat Öztüncü'ye de selam olsun. Sevgili Gökhan Özdemir'le beraber. E, ikisi çok fazla uğraşıyorlar. Evet. E, ben de onlara bir, bir derece de yardımcı olmaya çalışıyorum. İşte parkurlara gidiyorum bazen bakıyorum. Orada böyle insanlarla tanışıyorum. Şöyle bir hava oluyor. Çok arzulu, çok isteyen insanlar var. Tamam yani o parkurlarda artık böyle sona bin kişi, bin beş yüz kişi falan kalıyor. Yani o yüz binlerin arasından elenip gelenler. Pardon elenmeyip gelenler. Hmm. E, orada şunlar oluyor. İki tip yarışmacı tipi var. <laughs> o iki tiple çok kızıyorum anlatacağım. Dayanamayacağım. Birincisi Merve gibi olanlar. Çünkü o kadar çok istiyorlar ki o yarışmayı insanlar orada olmak için belki yani işini gücünü bırakanlar var biliyorum ya ne yaptım mi? işimi bıraktım diyor ya olur mu bir şey diyorum hani garantin yok olsun abi ben deneyeceğim diyor. İşini bırakıyor 3 ay hazırlanıyor onu yapıyor bunu yapıyor yani aklını yitirmiş server'a katılmak için o giremiyor onun yerine işte Merve giriyor Merve de ondan sonra gitsem de olur kalsam da olur gibi oluyor ya o zaman çok kızıyorum çünkü orası çok değerli bir yer. Böyle yapacaksanız gelmeyin. İşte bu sene bırakan bir arkadaşımız vardı İzmir'in. Neydi? Batuhan. Batuhan. Mesela geldi, orada günlerce bekledi, arkadaşları ona destek oldu Batuhan için. Çık... önce beni görmüştü, konuştu. İstiyordu değil mi? Karşılaştık. Yani. Ben çok istiyorum. Şey sanıyorlar sence. orada. Orada böyle otelde kaldığını falan gerçekten sanıyor olabilir bunlar. Yani Yo, yemek yani. yiyeceğini falan sanıyor olabilir. Bilmiyorum yani. Oradaki orada yani yattığın yerin yanında yılan var arkadaşım yani. Sen bunu göze alıyorsan geleceksin. Orada o yılan yoksa senin uğraşacağın başka yılanlıklar var. Yani Survivor yalan dünya biraz da Çünkü içeride o kadar çok herkes birbirinin kuzu kazanıyor ki... ...ona hazır olman lazım. O mentalite olarak oraya hazır gitmen lazım. Sadece yani koşacaksın işte o küpü devireceksin değil olay. Her şey türlü hazır olman lazım. Aşlığa da dayanacaksın, özlemede dayanacaksın. Sakatlık olursa sakatlığa da dayanacaksın. Yeri yağmura. gelecek işte kavgalara, yeri gelecek yağmura. Fiziksel olmayan psikolojik bütün şeye hazır olacaksın. Ve öyle gideceksin. Çok değerli yani yüz binden istediği bir koltuğa gidiyorsun. Oraya oturuyorsun. Ama ondan sonra diyorsun ki <laughs> ben gitmek istiyorum. Olmaz. Buna karşıyım. Bu tip yarışmacıyı sevmiyorum. Öbür tip sizi ilgilendirmiyorum. Onu da söyleyeceğim. içimde kalmasın. <laughs> o da ne biliyor musun? <laughs> o da şu biliyor musun? <laughs> Mesela gidiyorum orada. İhsan abi, İhsan abi, İhsan Bey, İhsan Bey, İhsan, İhsan her neyse yani. Geliyor insanlar sağ olsun bizi seviyor, tanıyor. Özellikle Survivor istediği için insanlar bizle fotoğraf çekiliyor, sohbetler ediliyor. Herkes böyle çok iyi yani gerçekten çok iyi insanlar. Tanışıyorum, çok seviyorum insanları orada. Çünkü sana da yakın davranıyorlar. Sonra onların bir tanesi Survivor'a gidiyor. Sonra Survivor'dan çıkıyor. Senin yüzüne bakmıyor. Var böyle yarışmacılarımız maalesef. Böyle şey... Bir kendini bir yerlerde görmeye başlayan Allah, Allah. Bu hayatta böyle. da var yani bir tek Survivor'da Var hayatta da var ama bak, o, onu da sevmiyorum. Bunlardan Allah'tan tek tük çıkıyor ama böyle bir havalarla çıkan, böyle bir seni görmemezlikten gelen. Bir de böyle yarışmacılarımız var. Onu da hiç sevmiyorum. O tipleri de sevmiyorum. Ama <laughs> evli, nah, bir içini döktü bu, dörtte, dörtte dörtte. daha şeyim. O yüzden de Merve'ye şu konuda kızıyorum. Eskiden yani, bizim Acun.com'da ben Acun.com'da çalışırken içini döktü diye bir köşemiz vardı. Şu köşemiz. an ben döktüm. Evet insan Tarkan içini <laughs> döktü. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani o yüzden de Merve'nin bu yaptığını bir yerde doğru buluyorum. Yani bir başkası yazılmasın arkadaşlar. Madem kaybettik beni yazın. Hani gidersem de çok üzülmeyeceğim buradakiler kadar diyebiliyor. Tamam bu güzel bir şey. Ama Merve sen başarılı bir kadın yarışmacısın. Örnek veriyorum. Ben bir yorumcuyum seni defalarca eleştirmişim ama ben bir son beş saydığımda seni son beşe koyabiliyorum. Sendeki kumaşı görebiliyorum. Ben senin belli yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Sen niye böyle düşünüyorsun? Sen niye kendinin kıymetini bilmiyorsun? Sen niye bir sürü insanın istediği bir platformda böyle bir fırsat yakalamışken oraya işte çok asılmıyorsun? Bu yüzden de çok kızıyorum diyeceğim. Aziz'le ilgili benim de hani konular gelince Aziz'le ilgili söyleyeceğim birkaç bir şey var. Bir örnek vermiştim hatırlıyor musunuz? Hani bazı adamı apartman yöneticisi bile yapmayacaksın diye. Çünkü böyle herkese iyi geçinir iyi geçinir ama apartman yöneticisi olduğu gün bir anda e, ahkam kesmeye başlar. De, Arkadaşlar, öyle kurallar koyar ki apartmanda yaşanmaz, ya. Olacak, ya, ya. Ne, olacak, ya. yaşanmaz yani. ya. Adama dün selam veriyordum böyle herkes şeydi o da yetkiyi verdi. Bazı insanlara yetki vermemek lazım Tabii. ya. Ya Aziz gelince söyleyeceğim ama ya bugün millet seni ittiriyor. Yani, yarışın %50'sini zaten insanlar seni ittiriyor. Sana sadece atış kalıyor. Böyle bir yarışmada 6'da 3 yapmış. %50 yapmış ama bir konuşuyor kardeşim sanki şey. Bugüne kadar Survivor o getirmiş bu insanları. Bu insanlar da üzülmüyor, etmiyor işte Ertuğ şöyle falan. Çok ne doğru. oluyor ya? Ne oluyor Aziz ya? <laughs> ya Aziz hala sen bu Survivor'un en son adamısın. Tamam, oyun iyi de yani ya iki tane oyun kazanmasına bakmıyor Aziz'in ya. Tepemize çıktı valla. Ben de o, o, o kısım gelince çok konuşacağım. Oyunla ilgili tabii ki e, görüntülerimiz de var. Merve ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Merve tabii ki şu anda bir seyirci gözünden kendine bakamıyor. Açıkçası bir yaşam koçuna şu an ihtiyacı var. Ona destek verecek. Hiç kimsesi yok. Aynı Survivor'da birçok yarışmacının da olduğu gibi Merve şu anda hikayenin hikayenin kendisini getirdiği nokta itibariyle ve hem bize göstermiş olduğu hem de yarışma birebir birebir'e döndükten sonra potansiyel performansını düşünürsek inanın bana normal şartlar altında bunu doğru kullanabilse kesinlikle son dörde kalacak yarışmacılardan bir tanesidir. Çünkü Asena ile yaşadığı olaya bütün Türkiye bir şekilde şahit oldu. Hani bazı olaylar vardır ya. Şimdi bizim belli izleyicilerimiz var. Mütemadiyen Survivor'ı her an izliyor. Bazı izleyicilerimiz var. Olay bazlı. Olay bazlı izliyor. Bazı izleyicilerimiz var. İşi gereği bazen izleyebiliyor bazen izleyemiyor. Ama Merve Asena olayı sonuçta şu anda az izleyen çok izleyen hiç izlemeyenin bile karşısına çıkmış bir olay o yüzden. Hikayenin bir tarafında her zaman Merve var. Eğer Merve bu durumu iyi kullanabilse ki bana sorarsanız Merve Asena noktasında görüşün genel olarak haklı olan tarafın Merve'nin olduğunu düşündüğünü düşünüyorum insanların. Fikirler ayrılabilir bu benim fikrim. O yüzden Merve bir de performans çok iyi olan bir yarışmacı olduğu için yani biz Merve'den aynı Nefise gibi 4'te 4'ler, 5'te 5'ler görüyoruz ve diğer yarışmacılara göre daha kibar, daha naif Bugün mesela bir röportaj verdi. Belki birazdan izleriz. Babasıyla yaşadığı durumu anlatıyor. Yani insanların da o damarını yakalayabilme potansiyeli de var. Aslında son dörde kesin gelecek bir yarışmacı. Ve bence... <laughs>